Herkese merhaba, ben Maybulut ve yeni bir videoya hoş geldiniz. P3, Bozuk, Starbreeze, Dağınık, benim kanal Suskun. Fakat yine de hadi bu yılın oyunlarına bakalım. Oyunlarına ödüller verelim. Bunu yapmak istedim. Bu yıl çok güzel oyunlar var ve kesinlikle bunu atlamak istemiyorum. 2022 bok gibiydi. Zaten benim için de pek hani gelip geçti bir yıl oldu. Bu yıl biraz daha ben belki kanala katılamadım. Size işte ne bileyim oyunlara falan pek fazla zaman ayıramadım. Ama güvenin bana bu yıl benim için çok hareketli, çok daha hayatımda önemli şeylerin olduğu bir yıldı. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Umarım ileride daha fazla işler yapmaya çalışacağım. YouTube olsun, başka işler olsun. Şimdi aktaracaklarımı aktardığıma göre artık ödüllendirmelere geçebiliriz. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Hangi oyunlar var? Bu yılın oyunu. Burada buna bir şöyle yapacağız. Ben buradan hızlı hızlı oy vereceğim. Ya da oy verdikten sonra niye hemencik oy verdim bir cümlede, iki cümlede özetleyeceğim. Ondan sonra geçeceğim. Ondan sonra videonun sonlarına doğru tekrardan şöyle bir geriden ileriye doğru ya da en baştan tekrardan başlayıp tekrardan bir şöyle üzerinden geçeceğiz. Sonra neden ona verdim, neden ona vermedim, işte ne bileyim neyi değiştiriyorum falan diye konuşacağım. Sohbet edeceğim sizle. Bu arada konuşmamda bozukluk olabilir çünkü sağlık nedenleri diyelim. Şimdi yılın oyunu tabii ki de Baldur's Gate 3'e gidiyor hacı. Bu oyun kesinlikle herkesten, zaten Türkler de biliyor, herkes oynuyor. Burada bir GTA 5, GTA 6 bu yıl çıksa bile Baldur's Gate 3'ün kazanmasını hepimiz kesinlikle isteriz bence. Çünkü gerçekten güzel yapılmış bir oyun. Yani burada başka güzel oyunlar da var. Ama Baldur's Gate 3 açık ara, hani çok bariz bir biçimde bu yılın ödülünü kapıyor. Awarded for Outstanding Creative Vision, Innovation in the Game Direction and Design. Ha, oyunun gidişatı ve işte dizaynı falan diyor. Legend of Zelda demek istiyorum ama büyük ihtimal Baldur's Gate 3 diyorum yine. Bu oyun çok başardı. Çok iyi işler başardı. Çok fazla başarısı ödülü olacak sanırım. Baldur's Gate Baldur's Gate 3'te kötü adam olabileceğinizi biliyor musunuz? Cyberpunk'a kesinlikle oyumu vermeyeceğim. Bu DLC'yi oyun diye çıkarmadılar. DLC diye çıkarttılar. Niye bunu böyle ayrı yaptılarsa. Ama başlı başına kendince de bir oyun olabilir. Bilmiyorum. Bakmadım. Güzel diyorlar. Ama açıkçası Cyberpunk'la artık ilgilenmek istemiyorum. Final Fantasy 16 sanmıyorum. Sanmıyorum. For Outstanding Creative and or Technical Achievement in the Artistic Design and Animation. Legend of Zelda. Bence dursana Art Direction diyor. Sanat gidişatı. Yani sanat yönetimi. Ama For Outstanding Creative and Technical Achievement in the Artistic Design. Sanatsal açıdan tekniksel ve yaratıcı. Sanırım Hi-Fi. Hi-Fi Rush baya böyle değişik tuhaf bir oyundu. Ve çok değişik, çok güzel. Böyle karikatür tarzında, çizgi roman tarzında. Bence o kazansın bu sefer. Hadi siz kazandınız. Best Score and Music. Abi bunu Alan Wake 2'yi ben... Yani bilmiyorum Alan Wake 2'yi pek... Alan Wake 2'yi ben zaten oynamadım. Pek fazla izlemedim de ama çok iyi olduğunu biliyorum. Ve müzikleri bence baya güzel. Müziklerine baktıydım. Legend of Zelda'nın müziklerine bakmadım. Oynanışına baktım, işte şimdi falan baktım ama müzikleri kapalıydı. Onu da zaten Japon'un birisinden izlediydim. Best Audio Design. Japonlarda çok saçma, abartılı derecede bir copyright yasaları var. Audio Design, ses dizaynı, Dead Space, Remaster. Ben Remaster'ına oy veriyoruz şu an. Ama bence
Güzel olmuş. İlk oyuna da yakışır. Hani orijinaline, OG'sine. Best Performance. Voice acting, seslendirmen. Neil Newbon kimi seslendiriyor? Astrionus Can seslendiriyormuş. Çapkın Kral. Bunu ne yazık ki ben spoilerını yedim. Innovation in Accessibility. Biliyor musunuz? Aslında Payday 3 burada olabilirdi. Eğer çok kötü olmasaydı. Payday 3'ün eğer pek çok sorunu giderilseydi ve oyunculara hani önceki oyundan yaptıkları güzel şeyleri vaat etmeye devam etseydiler. Hani mesela birinci oyunda şu var. Görevin hedefini yapıyorsun. Yani sana görev bir şey yapmanı istiyor. Onu yapıyorsun. Ondan sonra otomatikman para kazanıyorsun. Seviye atlıyorsun. Direkt. Oyunda para harcama yok. Silahlar açılıyor. Silahların upgrade'leri açılıyor. Onda modifikasyon yok ama direkt hızlıca açılıyor. Zamanla işte hasar artıyor, stabilitesi artıyor falan filan. İkinci oyunda onu kaldırmışlar. Direkt oyunun sonunda XP para getiriyor. XP para kazanıyorsun. Birinci oyunda direkt görevi yapa yapa XP kazanıyordun. Ki mantıklıydı da zaten. Paranı harcayabileceğin pek fazla bir şey yoktu. Silah yok. Kostüm yok, maske yok, bir şey yok. Mantıklı. İkinci oyunda maskeler var, işte ne bileyim kıyafetler var, silah modifikasyonları var. Skinlere bazen para, ilk çıktığında para veriyordun. O birazcık kötüydü, onu kaldırdılar neyse ki. O, yani o yüzden de artık yetenekleri deneyebiliyorsun. Çok güzel. Bence bu çok iyi oldu. Ama üçüncü oyunda skilleri basitleştirdiler. Hani şey değil, zayıflatmadılar. Zayıflar da evet. Zayıf olmaları iyi oldu. Hani oyuna bambaşka bir tat veriyor. Öyle daha gerçekçi hissettiriyor. Ama grafikler gibi. Yetenekler çok basit, çok sade. Tek böyle zaten hizalı, tek hizalı olan. Önceden ağaçtı böyle. Açtıkça açıyordun, açtıkça açıyordun. O oyunu biraz öğrene öğrene böyle ustalaştın mı muhteşem eğlenceliydi. Ama işte. Neyse. Ben burada oyumu kime veriyorum biliyor musunuz? Marvel'ı Spider-Man 2'ye acı. Dövüş sahnelerini, dövüş olaylarına falan baktım böyle yetenek kullanımına falan. Bayağı güzel yapmışlar bence. Konsoldan oynarken de insanlara zorluk çıkarmıyor. Ve konsoldan özellikle puan aldıkları için benden bunu seçiyorum. Konsol oyuncusu olmasam bile. Hatta konsoldan nefret ederim ben. Diğer insanlar seviyorsa ne güzel sizin adınıza. Özellikle dövüş oyunlarını çok iyi oynarsınız ama. Games for Impact. Ha, bu oyun sana neler düşündürdü? İşte hayatına bir şeyler kattı mı? Venba. Bu arada burada hiçbir büyük oyun görmüyorsunuz. Farkında mısınız? Artık büyük oyunlar ya da ne bileyim. Herkes daha çok böyle eğlenceye odaklanıyor. Ama Venba'yı duydum. Güzel olduğu söylendi. O yüzden de ona veriyorum. Ama kendim hiç izlemedim. Doğru düzgün bakamadım. Ama Steam'de istek listesine ekleyeyim. Best Ongoing. Devam eden oyun. Şu üçüne vereceğim. Üçünden birisine. Fortnite kesinlikle yok. Büyük ihtimal Fortnite kazanacak bunu. Ben bunda kararsız kaldım çünkü hepsi bok gibi aslında sorarsanız. Bir yandan öyle. Bir yandan öyle. Bence buraya Team Fortress 2'yi koymalıydılar bu yıl. Kesinlikle Team Fortress 2'yi hak ediyordu. Bundan. Hani bu oyuna gerçekten çok daha fazla şey yaptılar bu yıl ama. Team Fortress 2 bir dönüşü hak ediyor bence. Bir ödül almayı hak ediyor. Valve'ın ama eksikliği. Yani Valve uğraşmıyor o kadar. Team Fortress 2 için. Herhalde onlar başka bir işle uğraşıyorlar. Çünkü onlar hani şey. Böyle tüm adamlarını alıp tüm kafalarını, fikirlerini tek bir oyuna veriyorlar. O sırada aklılarına bir diğer oyunlar hakkında fikir geldiler mi kağıda yazıyorlar. Başka bir yıla, başka bir zamanı, başka bir sefere artık sana bakarız diyorlar. Onlar da öyle bir acayip. Çok tek düze gidiyor onlar da. Multitasking yok hani. Bendeki gibi sıfır. Sadece tek bir işle ilgileniyorsun. Ve ona her şeyini yatırıyorsun. O da biraz kötü. Özellikle bir stüdyo için. Ben buna var ya. O piti piti karamela sepeti.
Terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bir dendik. Hamama gittik temizlendik. Gittik gittik. Çorabımı dik. Tamam. Pişman değilim. Devam. West Community Sports. En iyi topluluk desteği. Topluluğa destek. Ha, medyada işte oyunun gidişatı hakkında onlardan fikir alıp bu fikirleri uygulama falan filan. Payday 3 niye yok ya burada? Ha doğru, çünkü sıfır. Çünkü Payday 3 hiç yok. Çünkü Payday 3'te öyle bir şey yapılmadı. Adamlara diyoruz. Görevi bitirdikten sonra seviye atlamayı getirin. Yok, hayır yok. Hadi lan Baldur's Gate 3'e veriyorum. Gördüğüm her yerde Baldur's Gate 3 basacağım valla. Yok valla değil, tövbe tövbe. Best Independent Game. Ya mesela şimdi Payday 2'nin müziklerini ya da Hotline Miami'nin ilk çıktığı zamanlarda da Baldur's Gate 3 çıksa veya hangisinin müzikleri daha iyi dese, ikisinden birisini seçmem gereksem Hotline Miami açık ara farkla daha iyi bence. Baldur's Gate 3'ün müzikleri ben aslında o By the River şarkısını hiç sevmiyorum. Çok böyle sade geliyor ya bana nedense. Yani tam böyle jenerik macera müziği gibi. Neyse. Best Independent Game. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Dredge, Dave the Diver, Eve, Cocoon, Sea of Stars, Viewfinder. Ben bir şu Sea of Stars, Dredge ve Cocoon'a bakayım geleyim. Tamam, kontrol ettim. Dredge fena değil. Cocoon çok ilginç. Sea of Stars ise benim daha önce de oynadığım Horizon Skate adlı bir oyuna benziyor. Ben Cocoon'la devam ediyorum. Best Debut Indie Game. For the best debut indie game created by a new independent studio. Pizza Tower. Hacı, ben bu oyunu oynamayı düşünüyordum fakat ne yazık ki yapamadım. Bir, bizim ülkede bilinmiyor, izlenmiyor. Ayrıyeten benim zamanım olmadı o sırada. Best Mobile Game. Terranil. Bence Terranil hoş. Böyle etrafı yeşillendirmeye, hayvanları getirmeye çalışıyorsunuz falan, böyle kuru toprakları. Sanırım öyle bir şeydi. Monster Hunter falan da güzel de bence o tür oyuna ödül verilebilir. Yani yeşillendirme amaçlı, hani insanlara bir şeyler katmaya çalışıyor. Doğa dostu olun, temiz enerji kullanın falan filan. Best VR. Hiç iyi olmadığım alan biliyor musun? Humanity'ye vermek istiyorum ama hangi bir oyun, ne çeşit, ne tür bir oyun olduğunu bilmiyorum. Gran Turismo 7. Bence buna verilir acı. Hani diğer oyunları bilmiyorum. Ama bence ona verilir, geçilir. Best Action Game. Dying Light 2 bu yıl çıkmadı değil mi? Dead Island 2 çünkü bayağı çöp. Dead Island 2 neredeyse hiçbir halt yok. Ghost Runner 2, Remnant 2 bu oyunları bilmiyorum. Armored Core'u verip geçiyorum hacı. Ya biliyorum da hani yani çok da o kadar kulağıma işte bu oyun çok güzel efsane diye gelmedi. Best Action Adventure Game. Marvel Spider-Man Legend of Zelda. Bu oyunu bilmiyorum bile. Survivor. Star Wars Jedi. İlk bundan önce bir tane daha oyunu vardı. Last Jedi mi ne? Yok, o filmin adıydı lan. Bunun bir şey vardı. Bir tane daha oyunu vardı. Onu biliyorum ben. O oyun gerçekten güzel. Ama bu Survivor'ı duydum. Fakat ilgilenmedim. Zaten kötü, optimizasyonu bayağı kötüymüş. Resident Evil 4 de vardı orada. Bir sene ben hangi oyuna verdim ama? Legend of Zelda bence alır. Korku oyunu olsa ya da gerilim oyunu falan deseler belki bunu verirsin. RPG'de Starfield'ı oraya koymalarının sebebi büyük ihtimal para alıyorlar ve Bethesda, hani Bethesda oyunu. O yüzden koydular. Hayır, Baldur's Gate 3. Belki de çok sattı Starfield bazı beyinsizler yüzünden.
Ya oyunu sevebilirsiniz, olabilir. Belki damak zevkiniz yoktur. Ya da belki toprak yemeği sevecek kadar belki böyle sade, yalın bir insansınızdır. Hani ben yalan demiyorum, yalın. Hani bayağı böyle aşırı derecede sade. Starfield'ı sevebilirsiniz. Best Fighting'i. Abi SpongeBob'a basıyoruz ya. Basılmaz mı buna? Verilmez mi? Kazandırmaz mı bir ödül? Best Family. Party Animals. Super Mario Bros. Wonder. Bu tür oyunlar genellikle kavgalara sebep oluyor. Sonic Superstars. Sonic Superstars mı yoksa Party Animals mı? Sonic Superstars'a bir bakayım ben bir. Oha baktım. 4 kişilik Sonic oynuyor. Güzel. Bir de üstüne benim çocukluğumda gördüğüm bir düşmanlardan birisine karşı savaşıyorlar. Ben çocukluğumda Sonic, Mega Man, işte ne bileyim başka ne vardı. Başka şeyler de vardı. Onları izlemeyi seviyordum. O değişik tilki mi? Mor bir tane yaratık var işte. Onunla karşı savaşıyorlar. İlginç, güzel. Her zamanki gibi Doktor Eggman'a yumurta kafayı bekliyordum ben. Sonic Aldıracı. Best Sim Strateji. Crusader Kings 3 demeyeyim. Europe Universalis. Bak, Europe Universalis oynamamış birisi olarak, Europe Universalis izlememiş birisi olarak ve Paradox'un tüm oyunlarını bildiğim için şunu diyorum. Europe Universalis kesinlikle ya da Victoria mıydı? Hangi oyundu? Bir tane oyun. Birisi eskiydi ve onun yenilenmesini istiyorlar ve çok güzel olduğu söyleniyor. Strateji oyunlarından Paradox'un. O oyun aşıyor ve size Pikmin 4 varmış, pardon. Size teminat veririm. Eğer Crusader Kings ya da Paradox'un yaptığı herhangi bir DLC çıktığında var ya, kötü olsa bile bir etkisi var. Bazen olumlu olumsuz da olsa çok değiştiriyor oyunu. Ya insanlar bayılıyor, aşırı seviyor ya da nefret ediyorlar. Ve kesinlikle burada olup oylanmayı hak eder. Oy verirseniz kesinlikle laf etmem. Paradox gerçekten işini çok iyi yapan bir stüdyo. Özellikle strateji konusunda. Oyun Pikmin 4'e gidiyor. Sen Cities Skylines 2 Paradox'un muymuş? Siktir. Ama Cities Skylines 2'de yeni bir şey yok ki. Ya ama şimdi... Ama abi Pikmin bilmiyorsunuz siz tabii. Büyük çoğunluğunuz %99'unuz %98'iniz bilmiyor ama Pikmin efsane. Strateji oyunlarının en iyilerinden fanboyluk yapacağım lan. Fanboyluk yapıyorum. Cities Skylines 2 hadi. Onu bir de daha geliştirirler. Bir şeylere daha eklerler. Nükleer reaktör falan koyarsanız ya da şimdiden de koyabiliyorsunuzdur. O daha iyi olur. Ben de zaten bir anda baktım. Ulan Cities Skylines bir saniye dur. Paradox sadece eski çağ savaş oyunlarında değil aynı zamanda Cities Skylines yapıyordu. Paradox Interactive. Bence bu aslında şey yapmamalar ya. Hangi stüdyoya ait olduklarını koymamalar. Çünkü hani fanboylar direkt al. Cities Skylines 2'ye bastım. Belki orada Pikmin 4 daha iyi. Belki bence de daha iyi. Yani dur. Yapıyorsun? Pikmin 4'e veriyorum. Fikrimi değiştirdim. Pikmin 4 hadi. Belki daha iyi. Çünkü Pikmin 1 çok iyiydi ilk çıkan oyunu. Belki de 4 değildir. Ama 4'ü eğer beceremedilerse Cities Skylines 2'ye geri dönerim. Biliyor musunuz internetten kontrol ettim. Pikmin 4 efsane bir çıkış yapmış. Cities Skylines 2 ise optimize olmadan daha çıkartılmış. Oyun oynanmıyor diyorlar bazıları. Bazıları oyun ilerlediğinde artık direkt oyun donuyor, duruyor, kapanıyor falan diyorlar. İyi. Pikmin kazansın. Umarım o kazanır. Best Sports Racing Game. Biliyor musun? Sevmediğim bir stüdyo. Sevmediğim bir oyun. Yani FIFA, PES falan güzeldi. Yani sürekli yapıp yapıp yeniden satıyorlar. Yap, yeniden satıyorlar. Şey yapmadıklarına şaşırıyorum ben. Esports FC24 2 nokta üst üste. Mesela ne bileyim
Süper Lig ya da Ultra Lig falan böyle değişik bir şeyler yapmadıklarına ve onu da bu yıl çıktıktan sonra tekrar satmadıklarına şaşırıyorum. Yani insanlar alır. İnsanlar bunu alıyorlarsa onu da alırlar. F1-23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed, Turbo Charger. Biliyor musunuz? Ben bu seferlik turuyla Forza Horizon'ı görmediğim için Hot Wheels Unleashed'deki Milestone tarafından yapılmış. Öbürü Xbox, Forza 5 yok, Motorsport var fakat ben onu bilmiyorum. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharger. Bunu vereceğim. Neden? Çünkü Hot Wheels bu kadar. Best Multiplayer. Aga bu ya Party Animals'a gidecek ama sürekli dövüş oyunları görüp duruyorum. Super Mario Bros. Wonder. Bu da fena değil. Diablo 4. Biliyor musunuz? Diablo serisi multiplayer oynanmalı. Single player da güzel ama bir arkadaşınızla özellikle eşyalarını çalıyorsanız çok daha eğlenceli oluyor. Onun eşyalarını da çalıyorsanız. Aşırı eğlenceli. Ve evet ben birazcık piçlik yapmayı seviyorum. Baldur's Gate 3'e veriyorum. Baldur's Gate 3 biraz daha multiplayer işinde bence güzel işler çıkarmış. Sorunsuz. Çok aşırı derecede sorun değil. Haydi ona verelim. Kararsızım. Last of Us'a bu yıl bayıldım. Gran Turismo'ya bakmadım ve büyük ihtimal fanları onu istiyor, seviyor, şey yapıyordur, alıyordur. Belki aranızda da yapanlar vardır izlediyse falan. Castlevania da çok iyi. Twisted Metal'ı bilmiyorum. Yani direkt bilmiyorum. Castlevania Nocturne ile Super Mario Bros. Arasında kaldım. Umuyorum ki bu oyun demişim, bu adaption canlandırma yani bir oyun ya da kitap ya da dergi veya romanın filme ya da animasyona dönüştürülmesi olayı Castlevania'da umarım başarılıdır. Bunlara güveniyorum ben. Bunlar çok sağlam firma oldukları söyleniyor. Özellikle Powerhouse falan var. Orada tabii HBO da vardı Last of Us'ın. O da çok güzel. Ama benim bazı sevmediğim yanları oldu. Bazı kendilerini değiştirdikleri, bazı kendilerini ekledikleri. Onları birazcık Most Anticipated Game. Bu yılın ya da bir sonraki yılın mı? Beklenen oyunları. Bu, direkt bu. Yani Final Fantasy'yi bilen herkes onun herhalde DLC'sine ya da remake'ine falan her şeyine direkt bu. Sen şu karakter, bu karakterler sanırım çok önemliydi. Spoiler vermeyeyim. Belki de ben bu karakteri biliyorum ya da bu karakteri biliyorum. Benim en iyi arkadaşım özellikle bu oyunu bekliyor olabilir. Bana anlattıydı. Baya. Baya baya baya. Ben anlatmasını istedim. Spoiler'ını yedim. Content Creator of the Year. Pro Streamer topluluğa faydaları olan. VTuber'ların %99'unu direkt çıkartıyorum. Iron Mouse da bunun içinde. Bu kim bilmiyorum, bu kim bilmiyorum, bu kim bilmiyorum, bu kim bilmiyorum. Bakayım hemen. Tamam, kararımı verdim. Bok gibi, bok gibi. Bok gibi. Tamam. Kararımı verdim. Bok gibi. Bok gibi. Bot gibi. Bu değişik bir şey. Tam anlayamadım. Yani nasıl bir oyun kanalı oluyor? Content creator. Ha, içerik üretici. Ve burada ben yokum. Sprey'ne oy veriyorum. Hadi lan. Hispanic boy. Gonzales kazan. Hadi. Oyun oynayan aralarında tek boy gibiydi. Bana en çok böyle yakın hissettiren, en böyle iyi olan. Iron Mouse'a niye vermiyorsun ya da Iron Mouse'a niye bok diyorsun?
Çünkü hani size böyle tatlı gözüküyor olabilir, sevimli gözüküyor olabilir, şirin minik gözüküyor olabilir, iyi kalpli gözüküyor olabilir. Ama sıfırdan yüze yaptıkları her şey tamamıyla yalan. Bu karakterin, bu kızın. O yüzden de ona güvenmiyorum. Onu sevmiyorum. Onu hiç... Best e-sports game hangisi? Valorant, PUBG Mobile, League of Legends, Dota 2, Counter Strike 2. Ben de çok aslında şey olmak isterim. VTuber'lığı denemek isterim ama ne yazık ki doğru düzgün bir düzenim kalmadı artık. Aynı zamanda YouTube bilmiyorum. Bir türlü yükselemiyorum. Yükseliyorum ama nasıl yükseliyorum bilmiyorum. Çok değişik saçma olaylar dönüyor. Aynı zamanda YouTube daha çok mesela sadece payda çekiyorsunuz, sadece payda çekmenizi sağlıyor kanalınızda. Diğer insanlara mesela bir Minecraft videosu çektiğinizde önermiyor başkalarına. Minecraft izleyenleri falan. Çok çok az başkalarına öneriyor. İşte bununla ilgilenir misin? Hayır. Herkes senden PUBG istiyor, Fortnite istiyor, yok CSGO istiyor. CSGO'yu aslında oynayabilirim ama onun da korsan şey var. Korsan demişim. Hileciler, Ruslar. Dolu. Diğer oyunları bilmiyorum da. League of Legends kanser. Dota 2. Dota 2 güzel olabilir ama hiçbir zaman oynamasına alışamadım. Biraz denedim. Olmadı. PUBG Mobile. Bilmiyorum. PUBG oynamak istemiyorum. Böyle. Lise yıllarında çok oynadım zaten. O bana yetti diyelim. Valorant, eğer bir kızla falan tanışmak istersen internet üzerinden o zaman belki ama onun harici kesinlikle hayır. Best eSports Athlete. Nerede bizim Showmaker ya? Kasentezlerin yaptığı yorum bu yıl zaten çok efsane konuşuldu. Herkes de biliyor. Bunların hiçbirisini tanımıyorum. Sadece Faker hariç. Aga Asyalılar iyidir. Hadi Ruler'a verelim. Ama adı çok kötü ya. Adı yönetici hacı. Türk de yok. Aman akoluklarım niye burada değilsiniz? Sen ol bari diye dersiniz bir de. Dur bekle. Oynadıkları oyuna göre Valorant, Call of Duty, Apex. Kime veriyorum biliyor musunuz? Hadi. Hadi aslında hadi. Hadi. Ben ırkçı değilim, ayrımcı değilim. Ama Hispanikleri seviyorum ya. Hadi Pablo'lar, hadi. Filip dedi mi onlar? Pablo'ya yakın işte. Hadi. Best eSports team. Vitality'yi seçmek isterim ama zamanında bana aslında bayağı bet kaybettirdiler. Kumar oynamayın. Kumar hatadır. Bağımlılık yapar. Çok kötü, çok kötü. Gaming Gladiators. Anati'yi biliyorum ama Valorant takımını ilk kez duydum. Evil Geniuses. Hacı kupa onlarda. Özellikle size zıt kupa onlarda ona veriyorum. Hadi. Best eSports Coach. Bu arada farklı farklı milletlerden insanları koymuş gibiler buraya. Bir bakıyorsun hepsi Amerika'da. Olabilir. Olabilir. Best eSports coach. Home. Team Vitality. Christine Potter-Chi. Hadi. Hadi sen al. Hadi sen kazan. Burada da takımın bak. Takımın en arkasında. Önüne geçmeye çalışmıyor. Yanında durmaya çalışmıyor. En arkasında. Arkalarında be. Herhalde. Koç dediğim böyle olacak işte. Dur bir saniye. Öncekinde de burada. Burada yok ama. Burada. Göremiyorum. Yok büyük ihtimal.
Burada resme çıkmaya çalışmış. Ben de hadi ben de size yardım ettim. Ben de arkanızda duracağım en sanki. Bilmiyorum. İyi ya, iyi. İyi sen. Hadi bu seferlik sen ol. Kadını seçtin. Best is sports. En son böyle dediğimizde hayırlı şeyler çıkmadı biz Türkler için ama. En son kadın seçtiğimizde biz Türkler için hayırlı bir şey çıkmadı ama. Best is sports event. Best e-sports event. Biliyor musunuz? Ben aslında e-sporları pek sevmiyorum. Çünkü çok fazla göze sokuyorlar. Ve hani metaya göre hareket ediyorlar genellikle. Metaya göre hareket etmediklerinde çok efsane şeyler oluyorlar ki bu yıl ligin World Championship'i efsane olduğu söyleniyor. Sürekli ölümler olmuş, değişik karakterler seçilmiş işte, değişik bir şeyler yapmışlar, denemişler işte çok efsane sahneleri falan tanıklık olmuş. Kesinlikle izlemeyi düşünüyorum. Onu seçelim. Pek açıklamamı gerektiren bir şey yok gibi. Şunu da seçelim artık. Hadi League olsun. League hadi. League. Kanser oyun ama hadi. Hadi öyle gerçekten öyle. Oradan da bir ödül kapmayı hak ediyor. Açıklama gereği duymuyorum. En iyi oyun. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Bence bunda bayağı bir şeyler denenmiş, yapılmış ve bayağı da başarılı. İnsanlar pek konuşmadı ama. Aslında ben de zaten oynamadım ve oynamayı da düşünmüyorum. Büyük ihtimal güzeldir. Bence güzel. Çok çok iyi. Beni bile benden alıyor. Zaten bir de bu da Baldur's Gate 3'ü de seslendirdiği oyunu oynamış adam. Kendi o karakteriyle falan bir şeyler yapmış. Videosunu gördüydüm internette. Innovation. Oyunun işi çok iyi yapmışlar. Ağ atmalığın gerçekçiliğini falan da yapmışlar. Çok değişik. Bence iyi olmuş. Games for Impact. Bunu duydum, oynamadım, izlemedim bilmiyorum ama duyduğum çok güzeldi bunlar. Apex. Apex. Diğer seçenekleri sevmedim. Güzel oyun. Baktım fena oyun değil. Bayağı best independent oyun diyor. Best independent oyun. Kakun abi yok. En değişik oynanış sunan falan diyordu. Best independent game. India game değil, independent. Yani diğer oyunlardan çok daha farklı. Kakun hak ediyor. Kakun puzzle oyunu. Best debut India game. Ben bu oyunu çok sevdim. Mobile. Bence kötü seçim değil. VR. Yakışır, uyar. Diğer seçimleri pek sevmedim. Buna güveniyorum. Bilmiyorum. Hiç. Tekrar ediyorum şu an zaten söylediklerimi ama. Castlevania'yı hiç izlemedim daha önce ama güveniyorum. İyi oyun. Hot Wheels. Pikmin. Bilenler bilir. Sonic. SpongeBob. Sünger Bob. İyi oyun, iyi oyun. Evet. Bu da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.